Arkadaşlar başlayalım isterseniz. Daha fazla beklemeyelim. Şimdi üniteyi bitirmiştik. Son üniteyi bitirmiştik. Ünite sonundaki sorulara gelecektik. İkinci soruyu yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Birinci soruyu yapmadık. Arkadaşlar birinci soruyu yapmadan önce kısa bir şey anlatayım. Yani aslında daha önce anlattıklarımızdan farklı değil. Hep böyle bir elektrik kablosu telinden bahsetmiştik. Bunun işte bozuk olan, kırık olan yerleri olabilir. Herhangi bir metresi sağlam olan yerler buralar olsun. Yani diğer yerlerde ilk işte 0 ile 10 metre arası bozuk ya da kırık diye düşünebilirsiniz. 50'den sonrası bozuk ya da kırık diye düşünebilirsiniz. Elimizde sağlam olarak kalan yer burası. Ortalamasını nasıl alıyorduk? Buna başlangıç ve bitiş noktalarını AB dediğimiz için A artı B bölü 2 şeklinde bu telin ya da kablonun ya da ne bileyim düzgün dağılım dediğimiz bu tip şeylerin ortalamasını bu şekilde alabiliyorduk. Bir de bizim standart sapmamız vardı. Böyle de gösterebiliyorduk ya da S ile de gösterebiliyorduk. Standart sapmanın nasıl olduğunu hatırlayan var mı arkadaşlar? Formülünü. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Sizden bekliyorum cevabı. Doğru anladım değil mi? 2 mi 12 mi? 2. 12 olması lazım arkadaşlar. Standart sapmaya bir kez daha bakın isterseniz. B eksi A bölü kök 12 bu standart sapmaydı. Herhangi bir yerin olasılığını hesaplarken ne diyorduk? İlgilendiğimiz yer hangi aralık olursa olsun buralara CD diyorduk bu ilgilendiğimiz aralığa. Toplam buradan başlayıp buradan bittiğine göre herhangi bir bölgenin oranı tüm bölge içine göre oranı ya da alanı D eksi C bölü B eksi A formülüyle yapıyorduk. Buraya kadar herhangi bir herhalde sorun yok. Bunlar zaten geçen hafta yaptığımız şeyler. Peki biz olasılıktan bahsediyor isek arkadaşlar. Olasılığın tamamını %100 ya da alanı %100 olarak adlandırdığımıza göre bizim ilgilendiğimiz yer burası mı? Yani A ve B'nin başlangıç ve bitiş noktaları kısaca ilgilendiğimiz yer. Bunun öncesiyle herhangi bir işimizin olmadığını, o yüzden olasılığa katmadığımızı, bunun sonrasıyla da herhangi bir işimizin olmadığını, o yüzden olasılığa katmadığımızı söylemiştik. Peki bunun ortalamasını 10 ve 50 olarak söylemiştik. Ortalamasını geçen hafta yapmıştık. Ne bulmuştuk arkadaşlar? 30 olarak bulmuştuk değil mi? Bunu hatırlıyor muyuz? Evet hocam. Peki 10'dan 30'a kadar olan bölge tüm bölgenin yüzde kaçıdır? 50'si. %50'si. Yani iki eşit parçaya böldüğümüz zaman bu kabloyu tam ortadan ayırdığımız zaman %50. Dörtte birini ayırdığımız zaman? 25. %25. Onda birini aldığımız zaman %10. Yani bu normal dağılım tablosuna benzemediği için ne diyoruz? Tam ortası %50'sine denk gelecek. Dörtte biri %25'ine, beşte biri %20'sine denk gelecek. Ama başlangıç noktasının öncesi, bitiş noktasının sonrası hiçbir şekilde olasılığa katılmayacak, katılmaması gerekir diyoruz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta yapmadığımız birinci soru. Aslında bu bilgiler ışığında yapabilirdik. Ama ben yine de bu açıklamayı tekrar yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. İnandım o yüzden beklettim. Birinci soru arkadaşlar ne diyor? Sürekli rastsal değişkenin tanım aralığı eksi 30 ile 45 sayıları arası. Artık bu metre olabilir, santim olabilir, kilo olabilir ne olduğunu bilmiyoruz. Eksi 30 ile 45 aralığı. Olduğuna göre aşağıda x rastsal değişkeniyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu normal dağılımda da olduğu gibi. Normal dağılımı az çok şöyle yapalım isterseniz.
Mesela 0 diyorduk. Herhangi bir z değeri mesela 1 diyelim. Arkadaşlar z büyüktür 1 ile z büyük eşittir 1 arasında bir fark var mıdır? Sonuçta biz 1'e baktığımız zaman 34, 13'ü görüyorduk. Öyle değil mi? Normal dağılım tablosundan bahsediyorum. Geriye kalan bölgede %50'den çıkartarak işlemimizi yapıyorduk. Buranın büyük ya da büyük eşit olması o kadar küçük fark vardır ki dikkate dahi alınmaz. O yüzden buranın büyük ya da büyük eşit olması normal dağılımda ve aynı zamanda düzgün dağılımda arkadaşlar dikkate alınmaz diyoruz. Ha, sıfıra çok yakın bir değer. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman A şıkkı. Eksi 15 ile artı 20 aralığı eşittir. Eksi 15 ile artı 20 aralığı. P'nin de olasılık olduğunu zaten biliyoruz. O zaman eşit olmasıyla eşit olmaması arasında olasılık açısından herhangi bir fark, sonuçta aynı değerlerden bahsettiğimiz için herhangi bir fark yoktur. Birbirine eşittir diyoruz. Burada anlaştık mı? Evet. B şıkkına bakıyorum. B şıkkı olasılık, bir şeyin olasılığı ne demiş bu? Eksi 15 ile artı 20 arasındaki olasılık, ortadaki değer arkadaşlar olasılık, sıfırla bir arasındadır demiş. İfade doğru değil mi? Hayır, doğru değil. Doğru hocam. İfade doğrudur arkadaşlar. Çünkü eksi 30 ile 45 aralığında olan bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle düşünün. Bir tanesi eksi 30... Başlangıç noktası, bitiş noktası kaç demiştik? Artı 45 demiştik. B şıkkında burada bize anlatılan ise eksi 30 değil de eksi 20 ile artı, pardon, kaçtı? Eksi 15 ile artı 20. Artı 20 aralığındaki olasılık. Kaç olduğunu biliyor muyuz? Hesaplarsak bulabiliriz, öyle değil mi? Şimdi ama hesaplamadan şu kadarını söyleyebilir miyiz? En küçük olasılığın sıfır olduğunu, en büyük olasılığın bir olduğunu zaten biliyoruz. O zaman herhangi iki değer arasındaki olasılık doğal olarak sıfırdan büyük, birden küçüktür. B şıkkında anlatılan bu. Bahsedilen iki değer arasındaki olasılık sıfırla bir arasındadır diyor. Buraya da ilgili değeri yazmış. P eksi 15 küçük eşittir x küçük eşittir artı 20 yazmış. Yani p dediğimiz olasılık olduğuna göre bu iki değer arasındaki olasılık sıfırla bir arasındadır. O zaman bu ifade doğrudur. Geldik c şıkkına. P x eşittir 40 0.6 ya da 10'da 6 ya da %60 fark etmiyor arkadaşlar. Burada eşittir yazması problem. Çünkü düzgün dağılım içerisinde arkadaşlar buraya kaç tane nokta yazabilirsiniz? Pardon şöyle yapayım. Buraya kaç tane nokta yazabilirsiniz? 4 tane nokta yazabilirsiniz. Bu noktalardan bir tanesi 40'ın olduğu nokta. Arkadaşlar sonsuz tane nokta yazıyor isek o zaman bu noktanın olasılığı nedir? Sonsuz tane. Ben deyim ki 1 milyon. Siz deyin ki 1 milyar. Bir başkası desin ki 1 trilyon. Fark etmez. 1 bölü. İsteyen 1 milyon desin. Pardon şuraya yazdım. İsteyen 1 milyon desin. İsteyen 1 milyar desin. İsteyen 1 trilyon desin. Yazabileceğimiz nokta sayısı o kadar fazla ki. Buradaki tek bir noktanın 40'ın olduğu noktanın olasılığı arkadaşlar sıfırdır. O yüzden istatistikte nokta tahmini yapılmaz diye daha önce sanırım söylemiştim. Burada da bahsedilen arkadaşlar 40 ile 41 aralığı bir aralıktan bahsetmiyor. X eşittir 40'ın olasılığından bahsediyor. 40'ın olasılığı %60 değildir arkadaşlar, sıfırdır. Peki bir sonraki, yani C şıkkını şöyle ayıralım. D şıkkı eksi 30 ile artı 45'in olasılığı, bu aradaki değerlerin olasılığı 1'dir. Zaten bunu baştan beri söylüyoruz. Başlangıç ve bitiş noktası. 21 ile 35 arasındaki olasılık yine 21 ile 35 arasındaki olasılık. Burada 35'in eşiti var.
Burada 21 neşri var. Yani bunun her iki tarafın eşittirle gösterilmesi, eşittir yazılmadan sadece küçüktür ya da büyüktür olarak gösterilmesi ya da sadece birinin büyük, büyük eşit, küçük, küçük eşit olarak gösterilmesi olasılığı değiştirmez demiştik. O yüzden her iki olasılıkta aynı değerler arasında bahsedilen olasılık olduğuna göre bu iki olasılık birbirine eşittir. E şıkkı doğru. D şıkkı başlangıç ve bitiş noktası olduğu için doğru. A şıkkı yine küçük eşittir ve sadece küçüktür şeklinde verilen değerler doğru. B şıkkı doğru demiştik, sıfırla bir arasında bir olasılıktan bahsediyoruz. Ama herhangi bir noktanın olasılığı arkadaşlar hesaplanmaz, sıfırdır denir. C şıkkı bu yüzden yanlıştır diyoruz. Sonra bir sonraki soru arkadaşlar, bunu şu hatırlatmayı yapmıştım. 7 ile 28, 6 ile 14'ü soruyor. 6 ile 7 arasını olasılığa katmamamız lazım. Geçen sene arkadaşlar kitapta seçenekler arasında katılmış hali vardı. Doğru cevap 0-33 olmasına rağmen, seçenekler arasında olmasına rağmen 6 ile 14 hesaplanarak, hesaplamadı ama C ya da D şıkkı olabilir, C şıkkı olabilir arkadaşlar. Seçeneklerde öyle verilmişti, seçeneği düzeltmişler. 7'den öncesini olasılığa katmamamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Halı yıkama makinesi üreten bir şirket, ürettiği makinelerin herhangi bir halının bir metrekaresi temizleme için harcadığı deterjan miktarının 105 ile 128 mililitre arasında düzgün dağıldığını bulmuştur. Arkadaşlar düzgün dediğine göre az önce yaptığımız işlerden bahsediyoruz. Neymiş bunun sınırları? 105 ile 128 doğru mudur? Bu makinelerden yüzde kaçının herhangi bir halının bir metrekaresini temizlemek için en az 115 mililitre. En az 115 mililitre dediğine göre 115'in altından mı, sol tarafından mı bahsediyor, sağ tarafından mı? Sağ. Sağ tarafından. O zaman en az yüzde kaçı olmalıdır sorusunun cevabı bu alanın olasılığıyla bulunur. Peki bu alanda olasılığı biz nasıl bulacaktık? Alt tarafa 128 eksi 105 yani başlangıç ve bitiş noktalarını yazacaktık. Doğru mudur? Üst tarafa da ilgilendiğimiz bölgenin CD demenize gerek yok. İsteyen böyle de diyebilir. Üst tarafta da ilgilendiğimiz bölgenin başlangıç ve bitiş noktalarını yazıyoruz. Başlangıç noktası 128, bitiş noktası 115. O zaman üst tarafın işlem sonucu 13, alt tarafın işlem sonucu 23, 13 bölü 23 aradığımız olasılıktır diyoruz. Bu da yaklaşık olarak %43 herhalde, öyle değil mi? Evet hocam. 43 mi 56 mı? %56 hocam. 56, evet 56 olması lazım. Arkadaşlar burada anlaştık mı? Evet. %56. Bir sonraki sürekli x rastsal değişkeni 28-14 ile, yani az önce çizdiğimiz çizgiyi bir kez daha çiziyoruz. 28-14 ile 54-28 değerleri arasında düzgün dağılmıştır. Bir taraf 28-14, diğer taraf 54-28. X rastsal değişkeninin standart sapma değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar standart sapmayı diğer tüm formüllerde olduğu gibi ezberlemenizi istemiyorum demiştim. Ama düzgün dağılımla ilgili formülü ezbere bilmiyorsak ne yapacağız? Kitabın arkasından baktığımız zaman hangisinin düzgün dağılım formülü olduğunu bilmemiz lazım. B eksi A bölü kök arkadaşlar 2 değil. Kök 12. Buna dikkat edin. İşleminin sonucu bize standart sapmayı veriyordu. Örneğimizde B 54.28. Eksi A dediğimiz 28.14. İşlem sonucu kaç yapacak arkadaşlar? 28.14. 28 mi yoksa 26 mı? 26.14 hocam. 26.14. 26.14 bölü kök 12. Bu işlemi yapabilmek için kök 12'nin dışarıya nasıl çıktığını bilmemiz lazım.
12'nin kök dışına çıkmış hali 3,46. 3,46. O zaman 26 14'ü 3,46'ya bölüyoruz. 26,14 bölü 3,46. 7,55 diye buldum arkadaşlar. Virgülden sonraki rakamların tam alınması alınmaması gibi durumlardan dolayı 55 değil, seçeneklerde böyle karşımıza çıkabilir. Bu tip hesap kaymaları olabilir. Burada anlaştık değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. Burayla işi olan var mı? Hayır, yok hocam. Hayır hocam. Standart normal dağılıma sahip z rastsal değişkeninin z eksi 0,63'ten büyük ve eşit olasılık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere şu tabloyu çizmemiz gerektiğini hep hatırlatmıştık. Sıfırı ne olursa olsun yazmamız gerekiyor. Zaten bu tabloya yazdığımız değerler z değerleriydi. Yukarıda da z değeri verilmiş 0,63 yalnız işareti eksi olduğu için sıfırın sol tarafında olmalı. Bundan büyük z değeri denildiğine göre o zaman bunun sağ tarafında kalan değerler. Tabloya baktığımız zaman 0,63'ü buluyoruz. Artı %50 dememiz lazım. 0,63 tabloya baktığımız zaman bakan varsa söyleyebilir. %23,57. Burada herkes anlaştı herhalde. Bu değerin arkadaşlar %50 ile toplanması gerektiğini hatırlıyor isek o zaman sorunun cevabı %73,57 olması gerekiyor. 73,57. Geldik sorumuza. 73,57 D şıkkında verilen sorunun cevabı belirtilmiş. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sürekli x rastsal değişkeni ortalaması 18. Arkadaşlar bunu şuraya yazalım. Ortalaması 18. Varyansı 9. Şuraya varyans yazalım. 9 olmak üzere normal dağılma kalır. Bu sefer normal dağıldın arkadaşlar. Soru da vermiş. Bize neyin olasılığını sormuş? P 22,5 ile 24,3 arasındaki olasılığı sormuş. Arkadaşlar soruda anlamadığımız bir yer yok değil mi? Ortalaması, varyansı ve şu iki değerin arasında kalan olasılık değeri sorulmuş. Şimdi bizim bu durumda ne yapmamız lazım? Bir kere normal dağılım tablosunu şu şekilde çizdiğimiz zaman tam ortaya 18'i yazıyoruz. Bizden istenilen değer 22,5. Yani bunun sağ tarafında bir değerden bahsediyoruz. Bir de 24,3. Bu ikisi arasında kalan alan ya da olasılık sorulmuş. O zaman her iki değerin denk geldiği z değerini benim tek tek bulmam lazım. Bunu bulmak için de kullandığımız formül neydi? Öğrenmek istediğim değer eksi ortalama bölü standart sapmaydı. Peki soruda mesela 22,5'u öğrenmek isteseydim 22,5 eksi ortalama 18 bölü standart sapma. Arkadaşlar standart sapma değil varyans verildiğine göre. O zaman standart sapmasının yani S ya da sigmanın 3 olduğunu buradan biz biliyor muyuz? Evet. O zaman burayı 3 yaptığımız zaman 4,5 bölü 3. Arkadaşlar bu değerin denk geldiği z değeri işlem sonucu çıkacak olan 1,5 değeri. Z eşittir 1,5 değeri. Herhalde burada bir problem yoktur. Peki bir sonraki değer yani 24,3 için denk geldiği z değeri öğrenmek istersek öğrenmek istediğimiz değer eksi ortalama bölü standart sapma. Burası da 6,3 bölü 3. Kısaca bu değerin denk geldiği z değeri bu işlemin sonucu olan 2,1.
Soru aslında geçen haftalarda defalarca yaptığımız z eşittir 1,5 ile z eşittir 2,1 arasında kalan alan nedir sorusuyla aynı. O zaman 2,1'in alanı nedir? Ben cevabı sizden öğreneyim. Hadi hocam çıkartacağız. Çıkartacağız evet. 2,1'in alanı nedir o zaman? Sıfır. 48 üzeri 1. 1,5'un alanı nedir? 0,43,32. 43,32. Bu iki değeri birbirinden çıkartır isek arasında kalan alanı bulabiliriz diye daha önce anlatmıştık. O zaman bu işlemin sonucu 9 burası, 8 burası, 4 burası, 0 burası. %4,89 verilen sorunun cevabı olacak. Doğru mudur? Evet. %4,89. Nerede? A şıkkı hocam. A şıkkında. Şimdi bir sonraki soruya dikkatlice bakalım ve değerleri ona göre yazalım. Sorumuz arkadaşlar bir polis radarı. Bir karayolundan geçen araçların hızlarını denetlemektedir. Araçların hızları 80 km/s ortalama ile. Yani ortalama 80 km. Ve 5 km/s standart sapma ile normal dağılım göstermektedir. Bu bilgilere göre 68 ile 88 kilometre arasında hızla giden araçların olma olasılığı yüzde kaçtır? Yapmamız gereken işlem şu ana kadar yaptıklarımızın aynısı. Normal dağılımı çizip tam ortaya 80'i yazıyoruz. Bizden istenen 68 ve 88. O zaman 68'in denk geldiği z değerini öğrenmek istediğimiz değer eksi ortalama bölü standart sapma. 88'in denk geldiği z değeri de öğrenmek istediğim değer eksi ortalama bölü standart sapma formülleriyle denk geldikleri z değerini buluyorum. Burası 12/5 olduğuna göre kaç? Eksi 2.4. Bir sonrakinin denk geldiği z değeri 8/5'ten 1.6. O zaman bu iki z değeri arasında kalan alanı bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? Biri sıfırın ya da ortalamanın solunda, biri ortalamanın sağ tarafında. İkisi arasında kalan alanı bulmak için alanlarını toplamamız gerekiyordu. Peki 2,4'ün alanı nedir? 0,4918. 49,18. 1,6'nın alanı nedir? 0,4452. 44,52. Topladığımız zaman 10, 6, 7, 13, 8, 9. %93,70 verilen sorunun cevabıdır diyoruz. Demek ki ortalama 80 kilometre, standart sapması 5 kilometre olan bir karayolundaki araçlardan bahsediyor isek, 68 ile 88 arasındaki hızla giden araçlar tüm araçların %93'üdür diyoruz. Örneğimiz için E şıkkında verilen sorunun cevabı burada arkadaşlar. Şimdi geldik 8. soruya. Bir üniversitede 1500 öğrencinin aylık yaptıkları harcamalar mü eşittir 525. Bunun ortalama olduğunu biliyoruz. Mü eşittir 525. Ve sigma standart sapma olduğunu biliyoruz. 70 değerleriyle normal dağılım göstermektedir. Bu üniversitede kaç öğrencinin yaptığı harcama miktarının 340 liradan az olması beklenir? Arkadaşlar şu ana kadar yaptığımız işlemler neyse aynı şekilde devam ediyoruz. Ortalama 525.
Bizden istenen 340. O zaman bunun sol tarafında bir değerden bahsediyoruz. 340'tan daha az harcama yapan dediğine göre ilgilendiğimiz bölge burası. Doğru mudur? O zaman 340'ın denk geldiği z değerini bulmak için x'i eksi ortalama bölü standart sapma, bunun x ortalama ve s olarak gösterilmesiyle böyle gösterilmesi arasında bir fark yok. Öğrenmek istediğim değer eksi ortalama bölü standart sapma. Bu z değerini ya da standart normal dağılım değerini bulmak için kullandığımız formül. 340 eksi 525 bölü 70. Arkadaşlar burası kaç yapar? 60, 160, 185 eksi bölü 70. Yanlış hesaplamadıysam böyle olması lazım. 185'i 70'e böldüğümüz zaman ne çıkıyor? 2.64. Eksi 2.64 değil mi? O zaman burasının denk geldiği z değeri eksi 2.64 olduğuna göre bu değerin solunda kalan alan nedir sorusunun cevabı, tabloya bakıyoruz, 2.64'e kadar olan alanı buluyoruz, bulduğumuz değeri %50'den çıkartıyoruz. Peki 2.64'ün alanı nedir? 0.4959. 49.59. %50'den çıkartır isek %1'den daha az bir değer olmasını bekleriz. Eksi, arkadaşlar tam bir eksi kaç? Eksi 0.0041. Arkadaşlar neden eksi? Sol olduğu için hocam. Hayır, eksi saymayacak hocam. Eksi, alanlarda eksi demiyorduk değil mi? Bunu unutmayalım. Yani bu soru için belki cevabı bulmakta sıkıntı yaratmayabilir ama başka sorularda sıkıntı çıkartabilir. O yüzden alanlarda eksi demiyoruz. Peki biz üniversite öğrencilerinin ortalama harcaması 525 lira, standart sapması 70 lira ise 340 liradan daha az harcayan öğrencilerin oranını bulduk. Ama bize oranını değil kaç kişi demiş. Kişi sayısını sormuş. O zaman kişi sayısını bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? Bu bulduğumuz alanla toplam kişi sayısını çarpmamız gerekiyordu. Toplam kişi sayısı da sorumuzda 1500 olarak verildiğine göre 15.000. 15.000 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma denildiğine göre çarpım sonucu kaç çıkacak arkadaşlar? 61.5 hocam. 61.5. Peki kişilerden bahsederken buçuklu ifade ediyor muyduk? Hayır, sorunun cevabı 61 kişi diyoruz. Anlaştık. Evet. Bu sayfayı da geçtim. Bir özel okula başvuran adayların kayıt yaptırabilmesi için bu okulun yaptığı giriş sınavı sonucunda ilk %16'ya giren adayların arasında yer alması gerekmektedir. Arkadaşlar çözdüğümüz soruların daha değişik bir versiyonu ve sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Biz şu ana kadar böyle bir soru çözmedik. Böyle bir soru çözmedik ama yani çözdüğümüz yöntemlerle bu soruyu da aslında çözebileceğinize inanıyorum, onu söyleyeyim. Ama dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sınavda arkadaşlar her sene en az bir tane bu tarz bir soru karşımıza çıkar. Şimdi bir özel okula başvuru yapıyoruz hepimiz. Çeşitli sınavlar yapılıyor ve bu sınavlarda özel okula giriş yapabilmek için ilk %16'ya girmemiz lazım. O zaman bizim normal dağılım tablomuz şöyle bir şey ise, ortalamanın kaç olduğunu bilmiyorum ama ilk %16'ya girdiğime göre ortalamanın üstünde olması gerekiyor mu? Evet. O zaman %16'lık kısım burada olması gerekiyor. Doğru mudur? Evet. Yani benim şu bölgeye girmem lazım. Sorunun devamını okuyorum. %16'ya giren adayların arasında yer alması gerekmektedir. Bu okulun yaptığı giriş sınavında alınan puanlar 60 ortalama. Ortalaması 60.
Standart sapması 10 olduğu ve normal dağıldığı biliniyor. Bir adayın bu okula kayıt yaptırabilmesi için, ya da soruyu şöyle sorayım. İlk %16'ya girebilmesi için öğrencinin alması gereken puan kaçtır? 67. Arkadaşlar şimdi o zaman buranın denk geldiği Z değerini bulmam lazım. Doğru mudur? Evet. Peki ortalaması 60 ama burası normalde Z eşittir 0 değeri. O zaman burası Z eşittir 0. İlk %16'ya girmem için şu değeri bulmam lazım. Buranın denk geldiği Z değerini benim bulmam için şu alanı bilmem lazım. Bu alan %16 olduğuna göre geriye kalan alan %34 müdür? Evet. Toplam alanın %34'ü burada. 34, 0, 0. Peki biz hep şu ana kadar şöyle yapıyorduk. Z eşittir 1'in alanı 0.3413 diyorduk. Ama soruyu şöyle sormamıştık. Alanı 34-13 olan Z değeri nedir? Yani alandan Z'yi bulmayı aslında daha önce yaptık ama soruyu böyle çözmemiştik. Şimdi Z'den alan değil alandan Z'yi bulmamız gerekiyor ise yukarıdaki alanda 34-0-0. 34-0-0 olan Z değeri kaçtır? Hemen alana geliyoruz. 34-0-0'ı birlikte arayalım arkadaşlar. Şimdi tabloya birlikte bakıyoruz. Arkadaşlar şu anda 15'lere bakıyorum. 34'ü bulmam lazım. 19'lara bakıyorum. 22'lere, 25'lere, 28'lere, 31, 34, 34-13'ü buldum. Ama benim aradığım 34-0-0. O zaman bundan önce olması gerekiyor değil mi? O zaman bir üst sırada sonlara doğru gidiyorum. Bir üst sırada 33-89. 34-0-0'a 33-89 mu daha yakın? 34-13 mu daha yakın? 33-89 daha yakın. O zaman aradığım Z değeri burası. Burada hemfikir miyiz? Evet. Peki 33.89 dediğimiz Z değeri kaç arkadaşlar? 0.99. Burada anlaştık mı? Evet. Sorumuza geri dönüyorum. O zaman buranın denk geldiği Z değeri 0.99. Buraya kadar eğer anlaştıysak. Şimdi biz şu formülümüzü bir kez daha yazalım. Z eşittir öğrenmek istediğim değer eksi ortalama bölü standart sapma. Biz Z değerini buradan buluyorduk. Şimdi bizim elimizde neler var? Z değerimiz var 0.99. Öğrenmek istediğim değer zaten ben buranın hangi nota denk geldiğini öğrenmek istiyorum. Eksi ortalamamızın 60 olduğunu, standart sapmamızın 10 olduğunu hepimiz hatırlıyoruz sorudan. Peki buradan x'i bulmak için öncelikle içler dışlar çarpımı yapar mıyız? Evet. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x'i eksi 60 eşittir. 0.99 ile 10'u çarptığımız zaman 9.9 bulacağız arkadaşlar. Buradan x'i yalnız bırakmak istersem eksi 60'ı eşitliğin diğer tarafına ters işaretli olarak attığım zaman 69.9. Demek ki burasının denk geldiği Z değeri 0.99 ama ortalaması 60, standart sapması 10 olan bir dağılımda buranın denk geldiği X'i değeri ya da not 69.9'dur. Şimdi seçeneklere bir kez daha bakalım. 69.9 notu var mı? Arkadaşlar 69.9 notu var ama neden var mı diye sordum. Çünkü hani notlar 60, 61, 62, 68, 69, 70 yani tam sayı olarak veriliyorsa bu seçeneklerde 70 olarak da verilebilirdi. Hani
kişi sayılarında tamamlama durumu vardı ya, bu karşımıza öyle de çıkabilirdi. Ama kendi değeri varsa tabii ki bunu tercih ediyoruz. O zaman bu özel okulun sınavına giren öğrencilerin ortalaması 60, standart sapması 10 ise bu özel okulun sınavlarını kazanmak için ilk %16'ya girebilmek için öğrencilerin en az 69.9, kısaca 70 diyelim, 70 ve üzerinde bir not alması gerekir diyoruz. Herhalde anlaştık. Evet. İlk defa yaptığımız bir soruydu arkadaşlar. Ne yaptık? Bir kere ilk %16 için ortalamanın sağ tarafından bahsettiğini anladık. Sonra o %16'lık bölgeyi ayırdığımız zaman geriye kalan alanın denk geldiği z değerini tablodan bulduk. İşlemimize öyle devam ettik. Şimdi geldik, 37 geçiyor. Bu soruyu yaptıktan sonra ara verelim, olur mu? Bir hastanede yapılan araştırmada hastaların %85'inin verilen hizmetten memnun oldukları var, oranlar var. O zaman P olarak adlandıracağız. P %85. %85'i memnunsa %15'i de memnun değil. Arkadaşlar bunu da Q olarak adlandıralım. Ya da 1-P olarak da yazabiliyorduk. Araştırmanın yapıldığı gruptan rastsal olarak seçilen 250 hastadan 200 veya daha fazlasının verilen hizmetten memnun olması olasılığı nedir? Arkadaşlar bu tarz soru da çözmemiştik. Bu tarz sorunun da çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden soruyu bir kez daha okuyalım. Sonra kitabı zaten kapatacağım. Ne demiştik? Soru kısaca şöyleydi. Herhangi bir hastane. Bu hastanede yatan hastaların, doktorların, hemşirelerin tutumundan memnun olma ya da sağlık hizmetlerinden memnun olma oranı %85. Memnun olmama oranı %15. Tesadüfen herhangi bir dönem, bu bir ay olabilir, bir hafta olabilir, herhangi bir yıl olabilir. Belli bir dönem içerisinde seçilen 250 hastadan 200 veya daha fazlasının memnun olma olasılığı nedir? Arkadaşlar bir kere şunu çizmeyi unutmayalım. Şuraya ortalamayı yazacağız. Ortalamanın kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama ortalamanın nasıl bulunduğunu biliyoruz. Ortalama N çarpı P ile bulunuyordu. O zaman biz buradan şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 250 hasta var ise %85'i memnun ise 250 çarpı %85 işleminin sonucu 250 hastadan ortalama kaç tanesinin memnun olduğunu bana verir. İşlem sonucu nedir arkadaşlar? .5. O zaman ortalamanın 212.5 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar %85'i memnunsa 100 kişi olsaydı 85'i memnun diyecektik. 200 kişi olsaydı 170 kişi memnun diyecektik. 250 kişi üzerinden araştırma yaptığımıza göre şu kadar kişi ortalama %85'i memnunsa ortalama bu kadar kişinin memnun olmasını bekleriz. Burada anlaştık mı? Evet. Eğer bunu kurabildiyseniz bundan sonra işlemin daha kolay olduğunu sizler de fark edersiniz. 200 veya daha fazlası dediğine göre burası x ekseni olarak düşündüğümüz için 200 bunun sol tarafında bir değer diyoruz. Şurayı işaretliyorum. 200 veya daha fazlası derken bahsedilen bölge burasıdır arkadaşlar. Doğru mu? Evet. O zaman 200'ün denk geldiği z değerini bulmam lazım. Peki z değeri nasıl buluyordum? Öğrenmek istediğim değer eksi ortalama bölü standart sapma. Öğrenmek istediğim değer 200 eksi ortalama bölü standart sapma. Standart sapmanın kaç olduğunu bilmiyoruz çünkü hesaplamadık. Peki standart sapmayı nasıl hesaplıyorduk? Bir kez daha hatırlayalım.
olasılıklarda, oranlarda standart sapma n çarpı p ile ortalamayı n çarpı p çarpı ya 1 eksi p yazıyorduk ya q yazıyorduk. Her ikisinin aynı anlama geldiğini söylemiştik. Bu şekilde yazdığımız zaman standart sapma olduğunu söylemiştik. Peki n'imiz 250, p'miz %85, q ya da 1 eksi p'miz %15. Bu değerleri tek tek çarpıp kök dışına çıkarttığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? Ben de yapayım mı buradan sizlerle beraber? 212,5 çarpı 0,15 32,325. Bunun da kök dışına çıkmış hali 5,68 diye devam ediyor. 5,68, hatta 3. rakamı da aldım. Eksi 12,5 bölü 5,68. Arkadaşlar kök dışına çıkmış hali. Standart sapmamız bu. Burada bir problem herhalde yoktur. O zaman 200'ün denk geldiği z değerini bulmak için standart sapmayı yerine yazdığım zaman işlem sonucu bu işlemin sonucu olacak. 12,5 bölü 5 virgül kaç demiştik? 68,5. 2,19 doğru mu? Evet. O zaman burasının denk geldiği z değerinin 2,19 olduğunu, işaretinin eksi olduğunu söyler miyiz? Doğru değil mi? Evet. Peki bundan daha fazlası dediğine göre sağ tarafta kalan bölge olduğuna göre eksi 2,19'un alanı nedir? Tabloya bakarak söyleyeceğiz. %48,57. Bunu %50 ile toplamamız gerekiyordu. Cevap %98,57. O zaman soruyu bir kez daha sesli bir şekilde hatırlatıyorum. Bir hastanedeki hastaların sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %85 ise 250 hasta içerisinden yapılan araştırmada 200 ve daha fazlasının memnun olma oranı %98,57 olarak bulunur diyoruz. Neredeymiş cevabımız? %98,57. Arkadaşlar o virgülden sonraki rakamlar şunlar bunlar. O yüzden sorunun doğru cevabını E şıkkı olarak kabul ediyoruz. Tamamdır. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra arkadaşlar üniteler bittiği için sizin sorularınızı cevaplandıracağız. Herhalde bir hafta daha dersimiz var, öyle değil mi? Evet hocam. Ne kadar çok soru sorabilirseniz o kadar çok tekrar yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi ara verdik. O zaman bir sorayım. Hilesiz bir zar iki kez atılmıştır. Üste gelen yüzdeki sayıların toplamının 10 olduğu bilindiğine göre bu zarlardan birinin 5 olma olasılığı nedir? Üste gelen sayıların toplamının 10 olduğu bilindiğine göre arkadaşlar koşullu olasılık diye anlattığımız bir şey vardı. Yani normalde zarı iki kez attığımız zaman 36 farklı seçenek vardı. Değil mi? 36 farklı seçenek var ama burada üste gelen yüzlerin 10 olduğu biliniyor diyor. O zaman biz sadece bilinenlerle işlemimize devam ediyoruz. Üste gelenlerin 10 olduğu bilindiğine göre bunlar neler olabilir? 1,9 olamaz. Doğru mu? 2,8 olamaz. 3,7 olamaz. 4,6 olabilir. 5,5 olabilir ya da 6,4 olabilir. Toplam 3 farklı seçenek var toplamı 10 yapan. O zaman üste gelenlerin 10 olduğu biliniyor dediğine göre bahsedilen bu 3 seçenek içerisinde biz olasılığı arayacağız. Üste gelen sayılardan birisinin 5 olma olasılığı sadece bu 3 seçenekten birinde var. Sorunun cevabı.
10 olduğu biliniyor dediği için biz bilinenle işimize devam ettik. Biz bununla ilgili tablolar falan yapmıştık. Bu tablolarda da şunu söylemiştik. İşte kızlar, erkekler, sigara içenler, içmeyenler, memnun olanlar, olmayanlar. Mesela müdür seçerken işte erkek olduğu biliniyor ise demiştik. O zaman sadece erkekler içinden olasılığa bakmıştık. Hatırlıyor muyuz? Evet. İşte ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim mezunları seçilecek olan müdür olarak seçilecek olan kişinin erkek olduğu bilindiğine göre diye örneklerimizi böyle yapmıştık. Yüksek okul mezunu olma olasılığı nedir demiştik. Orada toplam olarak sadece erkekleri almıştık. Yani kadın ve erkek toplamını almamıştık. Şimdi buraya gelelim. Üste gelen sayıların toplamının 10 olduğu biliniyor ise o zaman 10 olduğu bilinen sayılarla ilgileniyoruz. Bunun dışında 36 farklı seçenek olan diğer sayılarla ilgilenmiyoruz. Herhalde anlaştık. Bir sonraki soru. X rastsal değişkeni lambda eşittir 1 pozisyon dağılımına sahiptir. Buna göre P 1 küçüktür X'den 3'e dahil olmakla küçüktür 3'den. Olasılığı nedir? Hocam orada 7 değil de 3. 3 ya 3. Hayır. Tamam değil mi? Evet tamam. Arkadaşlar ilgilendiğimiz olasılık 1 ile 3 aralığında, 1 dahil değil. O zaman bizim bulmamız gereken x'in 2 olduğu olasılığı bulacağız. X'in 1 de 3 olduğu olasılığı tek tek bulacağız ve bu olasılıkları toplayacağız. Bu olasılıkları toplayalım. Mesela Poisson dağıldığı biliniyor dediğine göre Poisson'un formülü şuydu. Lambda üzeri x... E üzeri eksi lambda bölü x faktöriyel. Bu formülü, Poisson'un formülünü hatırlıyor isek o zaman işlemimizi buradan yapalım. Lambda dediğimiz 1 olduğuna göre o zaman 1 üzeri x çarpı E üzeri eksi lambda eksi 1 bölü x faktöriyel 2 faktöriyel. Doğru mudur? 1'in karesi 1 olduğuna göre yazmaya gerek yok. E üzeri eksi 1 bölü 2 faktöriyelde 2 çarpı 1'den 2'nin olasılığının bu olduğunu bulduk. Şimdi 3'ün olasılığını hesaplıyoruz. O zaman lambda üzeri x çarpı e üzeri eksi lambda bölü x faktöriyel 3 faktöriyel. 3 faktöriyel dediğimiz 6'ydı. 1'in küpü yine 1, e üzeri eksi 1 dediğimiz yine e üzeri eksi 1. Arkadaşlar e üzeri eksi 1 bölü 2 artı e üzeri eksi 1 bölü 6. Bu iki olasılığı topladığımız zaman aradığımız sorunun cevabını bulacağız. Şimdi ben bu arada şunu sorayım. Seçenekler E'li cinsten mi verilmiş yoksa hepsi rakam mı verilmiş? O zaman payda eşitliyoruz 3 ile. Burası 3 e üzeri eksi 1 bölü 6 artı e üzeri eksi 1 bölü 6. Bu işlemin sonucu 3 tane burada, 1 tane burada, 4 tane e üzeri eksi 1 bölü 6. Sorunun cevabı. Yalnız burada sadeleştirme yapılabilir. Her ikisi de 2'ye bölünebilir. 2 e üzeri eksi 1 bölü 3 verilen sorunun cevabıdır arkadaşlar. Cevap bu olmakla birlikte seçeneklerde başka türlü karşımıza çıkabilir mi? 2 bölü 3 e üzeri eksi 1 e üzeri artı 1 olarak paydaya geçebilir. Arkadaşlar sorunun cevabı bu veya bu şekilde her iki türlü karşımıza çıkabilir. İkisi aynı şey, ikisi birden karşımıza çıkmaz. Umarım işlemin yapılışını anlamışızdır. Hangi şekliyle verilmiş seçeneklerde? Birinci yapıyoruz. Böyle. Tamam. Peki bir sonraki soru. Sahipti. Buna göre P
Hemen binomun formülünü hatırlayalım. N'in x'li kombinasyonu p üzeri x, 1 eksi p ya da q üzeri n eksi x demiştik. Burada n dediğimiz 4, x dediğimiz 2 olduğuna göre 4'ün ikili kombinasyonu. P dediğimiz olasılık 0,4 olduğuna göre burası 0,4, burası 0,6. Bize x eşittir 2'yi sorduğuna göre burası 2. Zaten x'i daha önce 2 olarak yazmıştık. 0,6'nın da üstünün 2 olarak yazılması gerektiğini bu toplam 4 olduğu için buradan bulabiliyoruz. 4'ün ikili kombinasyonu 4 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bu işlemin devamı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyel dediğimiz buydu. 4 kere 3 12 bölü 2. Şurası 6. 4 bölü 10. 4 bölü 10. 6 bölü 10. 6 bölü 10. Doğru mudur arkadaşlar? Var mı sadeleşme? Vardır herhalde. 24. 24. Arkadaşlar bu işlemin sonucu kaç yapıyorsa sorunun cevabı o. ...0,4 çarpı 0,4 karesi olduğu için yapalım mı işlemi? 0,4 çarpı 0,4 çarpı 0,6 çarpı 0,6 çarpı bir de 6'mız var. 0,3456. İşlem sonucu olarak bulunan değer bu arkadaşlar. Öğrencilerine iki tip burs vermektedir. Bu üniversiteden rastgele bir öğrenci seçilmiştir. K seçilen öğrencinin birinci tip burs alması olayını, L seçilen öğrencinin ikinci tip burs alması olayını göstermektedir. PK eşittir 0,25, PL eşittir 0,55. PK birleşme L eşittir 0,15. Aa yok, kesişme hocam, pardon. 0,15. Olarak verilmiştir. Buna göre, bu bilgileri göre rastgele seçilen bir öğrencinin bu burslardan en az birini alıyor olması, yani K birleşme L olayının olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar o zaman şunu unutmayalım. Bu olasılığı bulmak için K'nın olasılığı artı R'nin olasılığı eksi P K kesişim R'nin olasılığı şeklinde yapmamız gerekiyor. Buna benzer bir soru da matematikteki bu kesişim bölgesi, birleşim bölgesi şeklinde bir şeylerden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? A birleşim B. Burada da olasılıklar. İşte A, B dememiş de K ve R demiş. K ve R'nin birleşimi. Ortak yeri varsa zaten K'yı sayarken, saydığımıza göre R'yi sayarken bir kez daha saymamak için ortak olan yeri olasılıktan çıkartıyorduk. Bu işlem bu durumda K'nın olasılığı 0,25, R'nin olasılığı 0,55, kesişim 0,15 olduğuna göre bu işlemin sonucu 25, 55, 60, 80 yaptı. 15'i çıkarttık. 70, 0,65 eğer yanlış hesaplamadıysam. Burada bir problem var mı arkadaşlar? Sadece bu muydu? Bu kadar. Hilesiz bir madeni paranın iki kez atılması deneyinde yazılı ve tura olma
üzere M olayı en az bir tura gelmesi şeklinde tanımladığında M olayının tümleyini oluşturan örnek noktalar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi iki kez atıyoruz. Karşımıza neler çıkabilir? Şuraya bir kez yazalım. Yazı, 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 tura, tura, yazı, tura, tura. Bize bir yazı dediğine göre, pardon, bir tura dediğine göre bir tane şu olması lazım. Şu olması lazım bir tura deseydi. En az bir tura dediğine göre bir ve birden fazla turaları da saymam lazım. Öyle değil mi? O zaman M olayı şu anda mavi ile çizdiğim bölge. Bize M'nin tümleyenini sorduğuna göre o zaman en az bir tura, yani bir ve birden fazla turaları sayıyoruz. M'nin tümleyeni, biz bunu yapmadan şöyle de yapabilirdik. M'nin tümleyeni bir ve birden pardon. M bir ve birden fazla tura olduğuna göre M'nin tümleyeni birden az turalar. Bunlar neler var arkadaşlar? Sıfır tura var. Seçeneklere öyle bakmalıyız ki işin içinde sadece sıfır tura olan seçeneği bulmamız lazım. Herhalde anlaştık. Evet. Sırada. Belli bir bankanın müşterilerinin %70'i özel sektörde, %30'u kamuda çalışmaktadır. Özel sektörde çalışanların %20'si, kamuda çalışanların da %60'ı aynı bankadan konut kredisi almıştır. Bu müşterilerden arasında olarak seçilen bir müşterinin kamuda çalıştığı bilindiğine göre, bu kişinin bu bankadan konut kredisi alan bir kişi olması olasılığı kaçtır? Evet. Özel sektör %70, kamu %30, değil mi? Evet. Özel sektördekilerin %50'si böyle, %50'si o zaman diğer türlü. Kamu sektöründe çalışanların %60'ı buradan kredi alan, öyle değil mi? Evet. O zaman burası %40. Şimdi kamu sektörü olduğu bilindiğine göre bahsedilen yer burası mı? Evet hocam. Cevabı siz bulabilir misiniz? Doğru cevap ne? 0.60 olarak görünüyor ama nedenini bilemedik. Evet hocam. Soruyu bir daha okuyun. Yavaş yavaş. Tamam. Belli bir bankanın müşterilerinin %70'i özel sektörde. %30'u kamuda çalışmaktadır. Arkadaşlar her cümle sonunda buraya bakın. Yazdıklarımızda bir eksiklik var mı? %70'i özelde, %30'u kamuda. Doğru mu? Evet. Devam. Özel sektörde çalışanların %20'si. %20 mi 50 mi? 20 hocam. 20 tamam. Kamuda çalışanların da %60'ı. Bir dakika. Özel sektörde çalışanların %20'si o zaman burası da %80'i. Doğru mu? Evet. Şimdi tamam. Biz sorumuza geliyoruz. Kamuda çalışanların %60'ı aynı bankadan konut kredisi almıştır. %60 dediğine göre burası %40. Bunlar kredi alan değil mi? Evet, konut kredisi almıştır hocam. Konut kredisi alan. Soru neydi? Bu müşterilerden rastlantı olarak seçilen bir müşterinin kamuda çalıştığı bilindiğine göre bu kişinin bu bankadan konut kredisi alan bir kişi olması olasılığı kaçtır? Arkadaşlar hani %70, %30 falan diye bir şeyler anlatmış ama biz ne demiştik? Olasılığı yaparken biliniyor ise sadece orayla ilgileniyoruz. Öyle değil mi? Nasıl yani?
Hani kadın, erkek, üniversite mezunu, müdür seçilecek falan gibi bir örnek vermiştik. Demiştik ki toplam çalışan değil, erkek olduğu biliniyor ise sadece erkeklere bakarak olasılığı yapıyoruz demiştik. Kadın olduğu biliniyorsa da sadece kadınlara bakarak. Toplam kadın sayısı içerisinde yüksekokul mezunu ne kadar, işte ortaokul mezunu ne kadar, buraya bakarak işlem yapıyoruz demiştik. Buraya kadar hatırlıyor muyuz? Örneğimize gelelim. Özel sektör falan filan ilgilenmiyoruz. Kamuda çalıştığı biliniyor dediğine göre şunların hiçbiriyle işimiz yok. Tamam. Kamuda çalışanların %60'ı, sorunun cevabı, bu bankadan kredi almış. Tamam. %40'ı da başka bankadan almış ama bize başka bankayı sormuyor. Konut kredisi alanlar kamuda çalıştığı biliniyor ise ne kadar diyor. Bu kadar. Zaten soruda vermiş bunu. Cevap tam o soruda var. Öyle değil mi? Evet. Anladım. Başka? Hocam bir işletmede üretilen demir çubuklarının uzunlukları 15 metre ortalama ve 1 metre standart sapmayla normal dağılım göstermektedir. Buna göre üretilen bu demir çubuklarında rastsal olarak seçilen birinin uzunluğu 15.27 ile 16.76 metre arasında olma olasılığı kaçtır? Soru bu. Evet. Bir kere şu var. Doğru mu? Evet. Tam ortada 15 var. 15.25 dediğine göre bunun sağ tarafında. 16.76 dediğine göre daha da sağda ve benden istenilen bu ikisi arasındaki olasılık. O zaman tek tek bunların denk geldiği z değerlerini bulmam lazım. Bunun denk geldiği z değerini bulmak için 15.25 eksi ortalama bölü standart sapma. Evet. Bu da 0.25. Doğru mu? İşlem sonucu. Diğerinin denk geldiği z değerini bulmak için 16.76 eksi ortalama bölü standart sapma. Bunun denk geldiği z değeri de 1.76. Bizden istenilen, şu anda kırmızıyla yazılmış olan z değerleri arasında kalan alan, 1.76'nın alanı nedir? 0.4608. Güzel. 0.25'in z değeri 0.25'in alanı nedir? 0.987. Bu iki z değerini ne yapmamız lazım? Kalkmamız lazım. Çıkartıyoruz. Çok güzel. 1 kaldı, 2 kaldı, 5, 6 kaldı, 3 kaldı. %36.21. Ortalaması bu, standart sapması bu olan demirlerin işte şu iki verilen değer arasında uzunluğa sahip olma olasılığı %36'dır diyoruz. Kaç birim? 1 birimlik. 100 birim rastsal olarak seçilmiş ve aritmetik ortalaması 18, standart sapması 3 olarak hesaplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde bu sonuçlar doğru olarak verilmiştir? Hı. Bu kadar hocam. Tamam, o zaman aşağıdakileri okumamız lazım. Mü eşittir 18, sigma eşittir 3, mü eşittir 18, sigma kare eşittir 3, x ortalama eşittir 18,
Standart sapma eşittir 3. Mü eşittir 18. Standart sapma... S kare eşittir 3. X ortalama eşittir 18. Sigma eşittir 3. Arkadaşlar siz soruyu okurken ben herhalde sorunun cevabını yazdım. Evet. N eşittir 1000 birimlik bir ana kütleden küçük n eşittir 100 birimlik bir örneklem seçilmiş. Eğer soruyu doğru hatırlıyorsam bu seçilen örneklemin ortalaması 18 ve standart sapması 3 ise simgeler bunlar. Başka şey aramayacağız yani. Hayır, bu işte. Yani hangisi doğru verilmiş? O zaman şunun da ortalama olduğunu, kısaca şunun da ortalama olduğunu, bunun da ortalama olduğunu biliyoruz. Yani mü de ortalama, x ortalama da ortalama. Ama birisinin ana kütle ortalaması, birinin örneklem ortalaması olduğunu hatırlamamız lazım. Biz seçtiğimiz 100 birimin ortalaması 18 dediysek, o zaman mü 18 olarak gösteremeyiz. Bu da ortalama olmasına rağmen. X ortalama 18 göstermemiz lazım. Peki örneklem için örneklem ortalamasını gösterdik. Sigma neydi? Bu da standart sapmaydı, bu da standart sapmaydı. Ama bu örneklemin standart sapması, bu ana kütlenin standart sapmasıydı. O zaman biz örneklemden 18 ve 3'ü bulduğumuza göre ana kütle simgesi kullanmamamız lazım. Tamam. Şimdi o zaman bunu zaten elemiştik. Bunu elemiştik. Geriye arkadaşlar zaten bir şey kalmadı. Seçilen örneklemin ortalaması 18 ve standart sapması 3 diyor ise x ortalama 18, s eşittir 3 olarak gösterilmeli. Ana kütlenin ortalaması 18 deseydi mü eşittir 18, ana kütlenin standart sapması 3 deseydi sigma eşittir 3 olarak gösterecektik. Tamamdır. 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 Başka sorunuz varsa alabilirim. Şimdi bir restoran müşterilerine 10 çeşit yemek sunmaktadır. Restorana giren bir müşteri bu 10 çeşit yemekten 3 tanesini seçmek isterse kaç farklı seçim yapabilecektir? 10 taneden 3 tane seçecek. Yapabilir miyiz? Evet. Yapmıştık daha önce. Hocam, hilesiz farklı değerlere sahip. 3 madeni para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre bu 3 paradan ikisinin yazı gelmesi olasılığı kaçtır? Statistik. Nasıl yapmamız gerektiğini hatırlıyor muyuz? Ben hatırlamıyorum. 2 tane yazı gelecek arkadaşlar. 3 tane para atıyorum, 2 tane yazı gelecek. Peki bu 2 gelecek olan yazı. Birinci ile ikinci diye bir şart koşmuş mu? Hayır. Ya da birinci ile üçüncü ya da ikinci ile üçüncü diye bir şart koşmuş mu? Eğer şart koşsaydı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'lerden işlemimizi yapacaktık. Ama iki tane yazı nasıl gelirse gelsin sadece iki yazıyla ilgileniyorum. O zaman binomda şöyle bir şey yapmıştık. Üçün ikili kombinasyonu. Hatırlıyor muyuz? Evet. Yazı gelme olasılığı bu. Tura gelme olasılığı bu yazı. Evet. Bu da bir eksi yazı ya da tura şeklinde yapıyorduk olasılığı. X eşittir iki tane yazı beklediğine göre burası 2 olacak, burası 1 olacak. Evet. 3'ün ikili kombinasyonu 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 1 faktöriyelden bu işlemin sonucunun 3 olduğunu hesaplayarak bulabiliriz. 1 bölü 2'nin karesi bu. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti bu. İşlem sonucu 8, üst taraf 3 olduğuna göre zaten
buradan arkadaşlar şunu da çıkartabiliriz. 3 kez atıyor isek 8 tane farklı sonuç var. Doğru mu? Evet. Sesli düşünüyorum. 2 tane yazı nasıl olabilir? Birinci ile ikinci olabilir. Birinci ile üçüncü olabilir. İkinci ile üçüncü olabilir. 2 tane yazı. En az 2 yazı ya da en fazla 2 yazı demediğine göre sadece 2 yazının seçeneklerini hesaplamam yeterli. 3 taneyi buradan buldum. Toplam 8 farklı seçenek vardı. 3 bölü 8'i buradan bulabilirim. Ama her zaman kafadan bu şekilde yapamayabilirim. Çünkü deney sayısı 3 değil de 5 olsaydı böyle hesaplamak zordu. Deney sayısı 5 değil de 7 olsaydı 128 farklı sonucu kafadan tek tek yapmak mümkün değil. O yüzden binomun bu formülüyle yapıyoruz. N'in x'li kombinasyonu p üzeri x 1 eksi p üzeri n eksi x binom formülümüzdü. Bir kez daha hatırlayalım. Sonra başka varsa hocam, bir döviz bürosuna gelen müşterilerin %30'u döviz almak, %35'i satmak ve %5'i ise her iki işlem için gelmektedir. Buna göre rastgele bir müşteri döviz bürosuna girdiğinde bu müşterinin döviz almak veya satmak işlemleri için gelmesi olasılığı kaçtır? Ben siz okurken kaçırdım. %30'u döviz almaya, %35'i döviz satmaya, 5'i ise her iki işlem için gelmektedir. Buna %5'i göre, ise her iki işlem, böyle değil mi? Evet. Hayır hocam, 5. Sadece 5. %5. Böyle mi? 0,5 mi? Hayır hocam. %30'u 30 sadece. 30 faiz. Ay, 30 faiz hocam, yanlış söyledim. Böyle mi? 5 faiz. Evet hocam. Yanında şöyle vermiş mi? Evet. O zaman burası 0,05. Yani %5'i böyle de yazabileceğimizi biliyoruz değil mi? Evet. Sorunun devamında ne diyordu? Buna göre rastgele bir müşteri döviz bürosuna girdiğinde bu müşterinin döviz almak veya satmak işlemleri için gelmesi olasılığı kaçtır? Bu %5 neydi? Döviz alma ve satma mıydı? Evet. Peki siz yaptınız mı? Seçenekleri okur musunuz? A şıkkı 0,05, B şıkkı 0,30, C şıkkı 0,35, D şıkkı 0,60, E şıkkı 0,70. Doğru cevap mı? Evet. Siz yaptınız hocam. Siz yapamadınız mı hala? Döviz almaya gelenler var. Döviz satmaya gelenler var ve her ikisi için gelenler var. Doğru mu? Evet. Döviz almaya gelenler 30 olduğuna göre şurası 30. Döviz satmaya gelenler 35 olduğuna göre 5'i burada, şurası 30. Bunlar satanlar. Bunlar alanlar. O zaman biz bunu nasıl yapmalıyız? Şunları toplar, almaya gelenler %30. Satmaya gelenler %35 ama her ikisini birden yapmaya gelenler, zaten alma ve satma derken satmıştık, kesişim olan bölge 0,5 işleminin sonucu aradığımız sorunun cevabı. Benzer bir soruda arkadaki arkadaşımız bu kadar kolay mı demişti, aslında aynı tip soru. İkisinin olasılıklarını topladık, kesişim olan, zaten almayı saymıştık, satmayı saymıştık.
Hem alma hem satma derken de bunları saymış oluyoruz. Kesişim olan bölgeyi çıkarttık. Sırada hilesiz bir zar iki kez atılmıştır. Birinci atış sonucunda altı geldiği bildiğine göre ikinci atışın sonucunda da altı geldi olasılığı kaçtır? Birinci atış altı gelmiş. Doğru mu? Evet. Altı. Ama bize ne? Yani bize sadece ikinci atış, ikinci değil bu 200. atış da olabilir. Daha öncekiler biliniyor ise zaten bir olasılık yok ortada. Bunlar biliniyor. Bana bundan önceki attıklarım değil, şu an atacağım zarda altı gelme olasılığı nedir derseniz ben de bunu derim. Ya da siz de bunu dersiniz. Çünkü bizim bundan öncekilerle bir işimiz yok. Onlar biliniyor. Onunla ilgili bir olasılık yok. Atacağımız zar kaçıncı zar olursa olsun, o zar içinde herhangi bir sayının gelme olasılığı budur diyoruz. Anlaştık. Her soru için tek bir doğru cevap olacak şekilde 5 seçenek vardır. Herhangi bir sorunun cevabı rastal olarak işaretlendiğinde cevabın yanlış olması olasılığı kaçtır? Hocam biz bunu 1/5 olarak götürmüyorduk. Bir dakika. Şimdi çok doğru düşünüp yanlış cevap verdiniz. Bir kere 5 tane seçenek var. 4/5. Çünkü soru doğru seçme olasılığını sormadı. Yanlış seçme olasılığı. O zaman 4 tane yanlış var. Öyle değil mi? Tamam anladım. Hocam, iki avcının bir hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 0.7 ve 0.2'dir. Buna göre aynı anda gerçekleştirilen bir atışta avcıların her ikisinin de hedefi vurma olasılığı kaçtır? Hocam burada 0.7 çarpı 0.2 mi yapacağız? Şimdi 0.7 çarpı 0.2 yaparsanız ikisinin aynı anda vurma ihtimalini bulursunuz. Ama soru ikisinin aynı anda vurma ihtimali değil. İkisinden birinin vurma ihtimali, öyle değil mi? Evet. Hayır hocam. O zaman birinin hedefi vurma olasılığı. O zaman çarpılacak. Tamam. Ama ben bu hedefi attıktan sonra hedefi kimin vurduğu önemli değil. Sadece hedefin vurulma ihtimali deseydim sadece bu vurabilirdi, sadece bu da vurabilirdi ya da her ikisi de vurabilirdi. O zaman 0.7 artı 0.20 eksi 0.7 çarpı 0.2 çarpımıyla kesişim bölgesini bulabilirdik. Tamam. Evet, başka soru var mı? Bende yok. O zaman haftaya arkadaşlar yine sorularla hazırlıklı gelirseniz ben hep getireceğim diyorum, unutuyorum. Hani bana güvenmeyin bu konuda. Yanınızda olursa çok iyi olur. Önümüzdeki pazartesi herhalde son dersimiz değil mi? Evet. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.